Arkadaşlar hepinize günaydın. Bugün bu videoda şu an Şırnak'tan çıkış yapıyoruz. Önce Siirt'e gideceğiz, biraz gezeceğiz, sonra Batman'a gideceğiz, biraz gezeceğiz ve akşam Diyarbakır'a varmayı umut ediyorum. Yaklaşık 300 kilometrelik bir yolculuk olacak. Gidebilirsek gideriz, gidemezsek yolda nereye beğenirsek orada geceleriz. Haydi Şırnak dağlarıyla yolculuğa başlayalım. Vallahi daha yolun başlangıcı zorlu başladı. Yeni asfalt dökmüşler. Orada çok iyi tutmamış. Hem bazı yerlerde daha mıcır oturmamış, bazı yerlerde de asfaltla mıcır birleşmemiş. Yani sonuç olarak zorlu bir sürüş. Judy Dağı manzaralı bir tırmanış yapıyoruz. Nuh Peygamber hayvanları gemiye toplayıp gemiye bindikten sonra gemisinin Judy Dağı'nda karaya oturduğu düşünülüyor. Gerçi bu bölgede öyle düşünülüyor çünkü Ağrı'ya gittiğimde de Ağrı'ya oturduğunu düşünüyorlardı. Herkes biraz daha hikayeyi kendine yontuyor sanırım. Neyse, sonuç olarak Judy Dağı'na oturuyor. O yüzden bura hem güzel hem de aynı zamanda kutsal bir yer. Şimdi Judy Dağı'nı arkamıza aldık. Siirt'e doğru gitmeye çalışıyorum ama yol böyleyse bu beni yoracak. Oturayım bakayım. Mıcır bitti. Sıkıntı yok. Dağlar da çok güzel. Ben buralar Ermeni'ye benziyor dedikçe bana kızanlar olmuş. Ne çok Ermenek anlatıyorsun diye. Ama Ermeni bilen arkadaşlar bir söyler misiniz? Benzemiyor mu? Şu coğrafya, şu ağaçlar, şu çalılar, maki gibi meşeler. Ermeni'ye benziyor mu, benzemiyor mu? Kamyonlar, Judy Dağı, bizde de Asar var. Siirt 90 kilometre diyor, harita 2,5 saat gösteriyor. Saat 8,5. 11'de mi varacağım gerçekten ben Siirt'e? Hakkari, Şırnak ve bu yolda da bu dal birikintilerinden inanılmaz fazla var. İnsanlar ağaçları kesmek yerine ağaçların dallarını hasat ediyorlar ve kurutuyorlar. Ben yakmak için olduğunu düşünüyorum ama yaprakları da üzerinde. Arkadaşlar bunları bilen birisi bana anlatabilir mi? Yazabilir mi yorumlara? Nedir bu birikintilerin sebebi? Gerçekten yakmak için mi? Yoksa hayvanlara falan da yediriyorlar mı o yaprakları? Yani kuruduktan sonra yiyor mu hayvanlar? Bilmiyorum. Lütfen yazın. O çıkardıkları taş türü her neyse onu çıkarmak için şu etrafa verdikleri zarara bir bakın. Yani bunun bir şekilde bir geri ödemesi olması lazım. Doğaya, benim ülkeme, benim toprağıma böyle zarar verip onun üzerinden para kazanıp sonra da burayı böyle bırakıp gitmemeleri lazım. Yani şuna bir bak. Yüzlerce metre aşağıya kadar geliyor.
Birçok videomda söyledim bunu. Umarım bir gün gerçekten vicdan sahibi birisi çıkacak ve diyecek ki kardeşim artık yeter. Şu tarihi yerlerimizi bir koruyalım. Şu doğamızı bir koruyalım. Su kaynaklarımızı bir koruyalım. Hayvanlarımızı, yaban hayatımızı, göllerimizi olması gerektiği gibi buraları koruyarak doğaya daha az, dünyaya daha az zarar vererek yaşayalım artık. Bundan sonra dünyaya zarar verecek hiçbir şeye izin vermiyorum diyecek vicdan sahibi, dünyayı seven bir insan çıkacak ve belki de dünyayı yönetecek kurallarıyla. Umarım bu biz ölmeden gerçekleşir de biz de o güzel günleri görebiliriz. Gençler, size de merhaba da bu yaptığınız çok tehlikeli. Kafanızda kask yok. Evet, korktuğum gibi olmadı. 1,5 saatin sonunda Siirt'e geldik. Şurayı aşınca Siirt. Hemen buraya gelmeden önce de Botan Kanyonu ve Delikli Taş. Botan Vadisi'ne geldim. Yani gerçekten çok güzel, çok büyük bir yermiş. Burası bir baraj. Bir barajın böyle sanki nehirmişçesine uzanan kısmı ama hangi baraj bilmiyorum. Dicle Nehri'nin üzerinde kurulu. Vadiyi böyle demirlerle kapatmışlar ya. Yurt dışında olsa burası, her yerinde yürüyüş rotaları, böyle Via Ferrata rotaları, işte buradan karşı tarafa zipline, bir geçiş, karşı tarafta bir sürü trekking rotası falan olurdu. Fakat biz buraya bir tane insanlara bir şeyler satmak için işletme yapmışız ve şu taraftan bir sürü kuş sesi geliyor. Buradan da bangır bangır müzik sesi geliyor. Böyle bir işletme. Şurada bir tane kaya var. Herkesin onun üzerine çıktığını görmüştüm fotoğraflarda. Şimdi bir gideceğim, acaba çıkılabiliyor mu üzerine, bir bakacağım. Burada da bir tane delikli taş var, onu göstereceğim size. Şuradaki bariyerden şöyle biraz uzanırsanız orada kayanın içinde bir delik olduğunu görüyorsunuz. Başka türlü görünmüyor ya da başka bir şey görünmüyor. Şuradan da birazcık görünüyor. Bu kadar. Botan Vadisi'nin bir de böyle mağaraları var. Mağaraları meşhur. Yani buralardaki ilk yerleşimlerin bu mağaralarda olduğunu düşündüğümüz zaman binlerce yıllık bir tarihi var buranın. Böyle birbirine bağlantılarla, geçişlerle birlikte her yerde olduğu gibi burada da muhtemelen verimli araziyi, sulak araziyi kullanmak için insanlar buralara yerleşmiş. Mağaralar daha devam ediyor ama yine geçiş yok. Burası da anladığım kadarıyla herkesi üzerinde gördüğüm kaya değil çünkü ara boş. Yani eğer şu riski alıp oraya çıktıysanız, o fotoğrafta gördüğüm insanlar, sizi kutluyorum. Kamerayı şöyle yukarı kaldırsam görünür mü acaba? Umarım bu açıdan siz benim gördüğümden daha etkileyici bir şey görmüşsünüzdür. Bu vadi gerçekten çok güzelmiş. Burada biraz daha böyle kamp yaparak, işte trekking yaparak, yürüyüş yaparak vakit geçirmek isterdim. Öyle bir şansım olsa çok daha keyifli olurdu burası. İnsan kontrollü doğa noktasından ayrıldık. Şimdi sizi Siirt'te görmeniz gereken en önemli ve gerçekten çok özel bir yere getirdim. Siirt Ulu Cami 1129 yılında yapılmış. Türkiye'deki en eski camilerden bir tanesi ve aynı zamanda en güzellerinden bir tanesi. Ben Siirt'teki bu Ulu Cami'yi buraya gelmeden önce Ankara'da Etnografya Müzesi'nde öğrendim aslında. Bu Ulu Cami'nin minberi Ankara'da Etnografya Müzesi'nde sergileniyor. Ahşaptan oyma, gerçekten nefes kesici güzellikte bir minber var. Eğer buraya, bu camiye gelecekseniz siz de benim gibi önce Ankara'da Etnografya Müzesi'ne gidin. O minberi görün, o işçiliği görün. Sonra da buradaki camiyi gezerken neler görmeyi bekleyebileceğinizi çok daha iyi anlıyorsunuz gerçekten.
Kilisesi aynı minberden bir tane yapmışlar buraya. Bunun 900 yıllık olanını Etnografya Müzesi'nde görebilirsiniz. Caminin içi bayağı güzelmiş. Burada bir mihrap var. Cami küçük müydü o zaman? Orijinal mihrap mıydı bu? Bilmiyorum. Çinileri orijinal olabilir. İç kısımda olduğu için korunmuş olabilir. Yani böyle camiler, özellikle ulu camiler gezerken siz de benim gibi etkilenmiyor musunuz? Beni çok etkiliyor. Selçuklu hükümdarlarından Şeyh İshak'ın türbesiymiş. Burada da bir sanduka var. Bakın burada yazıyor. 1219 yılında, tam 800 yıl önce Siirtli Şeyhun Neccar tarafından ince sanatla ceviz ağacından yapılmış şaheser olan minber, Milli Eğitim Bakanlığı'nın emri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün onayıyla 1933'te Ankara Etnografya Müzesi'ne alınmış. 800 yıllık bu ustanın da ismini burada duyurmuş, tekrardan yaşatmış olalım. Ellerine sağlık. Yani eğer giderseniz gerçekten ne kadar etkileyici bir minber olduğunu göreceksiniz. Ben sabah Şırnak'tan çıkarken beni korkuttular. Dediler ki büryan kalmaz, hızlı git, çabuk git. Ben de yetiştim mi abi, büryana yetiştin mi? Büryana yetiştin abi. Tamam, büryana yetiştim. Siirt'te birkaç tane yer söylediler büryan için. Ben örnek büryana geldim. Yapılıyor, ısınıyor. Aa, serbest abi. Büryan nasıl gör? Şamil abi. Kişim olur hocam. Abi lokum. Elinize sağlık. Üf. Ben oturayım bir porsiyon yiyeyim. Devamına bakacağız. Abi afiyet olsun. Evet, sağ olasın. Ben yabancı bir defa geldim Siirt'e. Dediler ki büryan örnek büryanda yenir. Doğru yere mi geldin? Doğru. Aynı. Sen kaç yıldır yiyorsun abi burada? Siirtli misin? Abi buraya. Siirtli ama burada 40-50 senedir burada. Ya abi. 50 senedir yiyorsun burada. Evet. Harikim. Evet. Eyvallah abicim. Güle güle. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Abi ayran rica. Açık ara gidip. Açık. Ya az önce zaten büryanın tadına baktık girer girmez. Aşırı lezzetliydi. Yumuşacık. Ve abi sağ olasın. Yumuşacık ve şu kemikten ayrılışını bir göstermek istiyorum size. Şov bir yemek ya. Gerçekten çok başarılı. Abi şöyle hafif yanına geliyorum. Şimdi biliyorsunuz ki ben Bitlis'te de bir büryan yedim. Hatta ustayla gittik, yapımını çektik, ettik. Bu o Bitlis videosunun içinde vardı. Ustam da burada Siirt'te yapıyor. Ustam sen yedin mi ikisini de? İkisini yemedim. Sadece Siirt büryanı yedim. Öyle mi? Aynen öyle. Bizimkinden daha iyisi yoktur mu diyorsun? Yoktur. Bizden daha iyisini de bu işi yapacak adam da yoktur. Abinin iddiası bu yönde. Bu işi bırakacağım. Öyle mi? Evet. Kahvaltımı büryana yapıyorum genel olarak. Yani 6'da kalktım. Geldim buraya sen, hiçbir şey yemedim. Ben de kahvaltı yapacağım. Bu işte. Hadi işte biz işte geliyoruz. Gece işte. Abi Şırnak'taydım ya, gelemedim. Kusura bakmayın. Ben ikisinde de yedim. İkisi de çok güzeldi çünkü inanılmaz güzel bir emek var ve yüzyılların tarifi bu iş. 25. İkisinde bence deneyin ya da yorumlara yazın sizce hangisi daha iyi. Alt tarafta konuşalım.
Siirt küçük bir ilmiş. Şimdi Siirt'e gittiğin zaman kesin Tillo'yu gör dedikleri bir yer var. Tillo. Tillo'ya doğru gidiyorum. Tillo'nun kalesine geldim. Civardaki en yüksek nokta gördüğüm kadarıyla. Manzara gerçekten muazzammış burada. Şimdi bir tabela var burada, diyor ki İbrahim Hakkı Hazretleri ve Işık Hadisesi. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin kim olduğunu bilmiyorum. Başta bunu söyleyeyim. İbrahim Hakkı Hazretleri hocası için bir türbe yaptırıyor. Ve bu türbeye, bu tabelada yazdığına göre 21 Mart günü, yani geceyle gündüzün tekrardan eşitlendiği ekinoks gününde türbenin içine direkt hocasının baş ucuna güneş ışığı gelecek şekilde bir türbe inşa ediyor. Bütün Tillo bu olduğum tepeden dolayı gölge içinde kalırken, güneş şurada gördüğünüz açıklıktan birkaç saniye muhtemelen vuruyor, kulede kırılıyor ve İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocasının baş ucunu aydınlatıyormuş. Tabela da diyor ki türbenin yapımı onarımı sırasında bu eser bozulmuş. Yüzlerce yabancı ve yerli bilim adamının uğraşması sonucunda yine de yapılamamış. Sonra 2011'de Siirt Valiliği devreye girmiş ve bu olayı yapmışlar. Tekrar eski çalışır düzenine, konumuna geri getirmişler. Şimdi size bu tepeden etrafı bir daha göstereyim ve sonrasında daha da geç kalmadan Batman'a doğru yola devam edelim. Hikayeyi çok daha eski zannetmiştim. İsmail Fakirullah 1657'de doğmuş. Yani yaklaşık 400 yıl önce yaşamış. İbrahim Hakkı da 1700'de doğmuş. O da 320 yıl önce doğmuş. Burada da torunları, oğulları ve İsmail Hakkı ile birlikte yatıyorlar. Buralarda da daha bir sürü mezar sanduka var. Şok oluyorum. İnsanlar yayalara yol veriyor. Allah Allah. Ne güzel şehir burası ya. 1, 2, 3, 4, 5 sıra ağaç var yolda. Bakın yaya yol veriyor. Bakın yine verecek. Allah Allah. Ben de vereyim bari. Vallahi benim bile üstüme sürülen doğu şehirlerinden sonra burası beni çok şaşırttı. Ne yapıyorsunuz abicim? Bak gene 5 şerit ağaç oldu. Bakalım bu araba yol verecek mi? Vermedi. Çünkü 34 plaka yabancı. Bak ya. Sol şeritteki arabaları gördünüz mü? Solda bekliyorlar. Hiç buraya gelip de döneyim diyen yok.
Burası gerçekten bir Avrupa şehri mi yoksa ben mi abartıyorum? Efendim? Mecbur. Çekiyor. Kanal var mı abi? Var, YouTube. Hangisi? Gezmek en kolay. Gezmek en kolay. Kolay. Gezmek yaz çıkar zaten. Etmek. Gezmek. Gezmek tamam abi. Bari çeksin şimdi abi, çıkalım bari abi. Batmanlı mısınız? Aynen abi. Herkes yaya yol veriyor, bu nasıl şehir ya? Abi bizim burada öyle abi, ne yapıyorsun? Sanırım motorla girmemem gereken bir yere girdim. Burada sadece yayalar var. Bir de bu abi var. Merhaba abi. Allah Allah. Burada durayım. Bir çay içeyim. Vallahi burası beni çok şaşırttı. Şu an ilk izlenimim gerçekten şaşkınlık, yani sadece şaşkınlık. Yayalara yol veriliyor. Araçların girmediği sokaklar var, böyle çarşılar ve bir sürü sokak. Yani yan yana bir sürü sokak var. Ha, ne yapacağım bunu? İsmini niye alırız ya? Sen biliyorsun okuma yazma. Evet. Koy buraya. Yaz. Ben gezmek. 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 En kolay. Kolay. Öyle. Benim Instagram'ım. YouTube'da. Instagram. YouTube'da var aynı isim. Aynı isim. Ha. Teşekkür ederim abi. Kendinizi izlersiniz YouTube'da. Sen fotoğraf bir de TikTok'a. TikTok yok. Kimin fotoğrafı da mısın? Senin abi. Aha, benim var. Görürsün zaten. Gezmek en kolay. Evet. Tamam. Tamam. Sizin adınız ne? Benim adım Mahmut. Mahmut. Ben Yahya. Senin? Yahya. Okuyacaksınız tamam mı? Evet abi. Tamam mı? Sen gibi yol açın. Görüşürüz. İlk gelen ne yemeli? Aşçı tabağı öyle dedi. Evet. Şöyle yöresel bir tabaktı. Yemeklerden söyle azar azar tabağı. Evet. Çok güzel bir yemek. Sanırım bir perde pilavı alacağım. İçli köfteniz meşhurmuş. Oh, seçmek de çok zor. Girmeden önce ben burayı esnaf lokantası gibi bir yer zannetmiştim. Böyle kocaman bahçeleri falan olan bayağı lüks bir restoranmış burası. Genelde böyle yerlerden çok umutlu olmuyorum. Çünkü bu gezide neredeyse geldiğim en büyük yer burası. Ve böyle büyük yerler genelde kendini bozmuş oluyor ama bir deneyeceğiz. Yemeklerini yemeden yargılayamam. Böyle bir aşçı tabağı geldi. Ama en çok içli köftelerini merak ediyorum. İçli köfte güzelmiş. Burada patlıcan ezmeli bir yemek daha var. Bir de bunun tadına bakmak istiyorum. Bu da güzelse gerisi güzeldir diye tahmin ediyorum. Çömçe restoran bu riskli tabakla sınavı geçti bence. Bir de köftenin tadına bakayım. Yemekler güzelmiş. Ortam da çok güzel. Ağaçların altında, bahçenin içinde yemeğinizi yiyorsunuz. Batman beni her yanıyla etkilemeye devam ediyor. Gün batımından hemen önce artık günümüzün son durağı, son noktası olarak Malabadi Köprüsü'ne geldik. Köprüyü gezmeye başlamadan önce şurada bir kitabe var. 1170 yılında yapılmış.
Yani burası 850 yıllık bir köprü. Tabii ki tadilat geçirmiş, bakım onarım geçirmiş. Ama 850 yıl önce bu mimari, bu mühendislik çizilmiş, ortaya konmuş. Bir takım desteklerle birlikte bunca yıl ayakta durmuş. Yani görür görmez diğer köprülerden çok farklı olduğunu anlamak mümkün. Bir sürü böyle kemerli taş köprü görmüşsünüzdür. Neden buranın üzerine Türkler yazılıyor? Çünkü burası Türkiye'de ve Asya'da en büyük kemere sahip taş köprü. Tam 150 metre uzunluğunda ve sadece bir tane ana kemeri var. Bu kemerin şu an sırt kısmına tırmanıyoruz. 5 metre genişliğinde, 150 metre uzunluğunda. Türkiye'nin en büyük tek kemerli taş köprüsü ya da en büyük kemerli köprüsü olduğu için üzerine Türkler yazılıyor. Yaklaşık çok yüksek, bilmiyorum kaç metre. Aşırı yüksekmiş. Köprünün başladığı yerin ne kadar aşağıda olduğunu umarım görebiliyorsunuzdur. Buradan atlayan falan da vardır ha. Bayağı yüksek burası. Altında kemerin yan tarafında bir pencere var. Orası bir odaymış. Yandan merdivenle inilebiliyor eğer. Vakti olan varsa, inmek isteyen varsa iniyor. Ben köprünün ayağına aşağıya inmek istedim. Size burayı göstermek ve ben de burayı bir görmek istiyorum. Ya belli oluyor mu bilmiyorum, köprünün yüksekliği rahat 20 metre, ayak açıklığı da herhalde 20-25 metre var. Beni çok etkiledi. Hem Türkiye'de hem dünyanın farklı yerlerinde çok fazla taş köprü gördüm. Hiç bu kadar büyüğünü, bu kadar görkemlisini hiç görmemiştim. Belki Mostar Köprüsü de benziyordur. Görenleriniz varsa benziyor mu? Eğer ikisini de özellikle görenleriniz varsa lütfen aşağıya yazın arkadaşlar. Bu Şırnak Siirt Batman videosu gerçekten çok özel bir video oldu benim için. İnanılmaz güzel yemekler yedim. Çok güzel insanlarla tanıştım. Çok güzel yerler gördüm. Ve bu şahane yapıyla, şahane manzarayla geziyi bitiriyorum. Güneş battı. Ben artık Diyarbakır'a gideceğim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Aşağıya bir beğeni bırakmak ve kanalıma abone olmak beni desteklemenin en kolay ve ücretsiz yoludur. Yok bu yetmez, ben maddi olarak da desteklemek istiyorum seni derseniz eğer, abone ol butonunun yan tarafında katıl butonunu göreceksiniz. Oradaki seçeneklerle birlikte gezilerimi daha uzun süreli ve daha konforlu yapmam için bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşeceğiz arkadaşlar.